Günaydın arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Şimdi pedodontiyi birlikte götüreceğiz ki burada esasında en önemli noktalardan bir tanesi tabii ki başlangıç, birkaç konumuz oldukça değerli olacak. Ve şu ana kadar, biraz sonra göreceksiniz, size önemli yerlerini de ifade edeceğiz ama ikinci konumuzdan hep soru çıkmış olacak ve bu noktalar nedir, ne değildir, onları biraz sonra irdeleyeceğiz. Şimdi pedodonti ile başlıyoruz, embriyoloji ile. Orepiteller hücreler mini organı oluşturacak, mezenşima hücreler dental papille oluşturacak ki yine ektoderm kökenli olacak. Diğer yapılar dentin, sement, pupa ve periodontumda artık mezenşim kökenli olduğunu kabul ediyoruz. Üçüncü haftada ilkel hayatın, tabii ki daha doğrusu embriyoner hayatın, ondan sonra stomatum oluşuyor. Dişlerin oluşması, süt dişlerinin oluşması altıncı haftaya denk geliyor. Bu da önemli bir nokta. Kaçıncı haftada dişler oluşmaya başlıyor? Altıncı hafta. Hangi sırayla oluştuğunu bilmek durumundasınız. Bir başlangıç dönemi olacak. Buna tomurcuk safhası adı da verilecek. Sonra proliferasyon takkiye de kep dediğimiz safhaya geleceğiz. Sonra çan safhasına gelecek ki iki aşamadan oluşacak, histodiferansiyasyon ve morfodiferansiyasyon olmak üzere. Sonra pozisyon ve kalsifikasyon, yani mineralizasyon dönemi. Eripsiyon döneminde artık ne yapacak? Dişimiz sürecek ve kök gelişimini burada göreceğiz. Şimdi esasında ben hep burada bir video gösteriyorum. Bu videoya bağlı olarak da daha rahat algılıyorsunuz. Sonrasında tekrar kaldığımız slayttan devam edeceğiz. Burada deniyor ki ne kadar erken geliştiğinden bahsediyor burada dişlerin. Bu embriyo sadece 6 haftalık bir embriyo. Mandibula üzerinde de bazı noktalarda görüyorsunuz ki dental lamine safhasındayız. Adacıklar halinde hücrelerin toplandığını göreceksiniz. Ve dental lamineden tabii dişlerin oluştuğunu algılayacağız. Yaklaştığımız zaman önemli rol oynayan noktaları göreceğiz. Lamina kökenini mekel kartilajından alacak. Evet, burada tabii ki damarlarında bir miktar şekillenmede önemi var. Daha ilk safhadayız, tomurcuk safhasındayız. Epitel hücrelerde çok büyük bir değişiklik olmadığını görüyoruz. Ama kep safhasına geldiğimiz zaman damarların hidrostatik basıncına bağlı olarak altta bir çöküntü sahası olmaya başlıyor. Bu noktada bir kesit aldığımız zaman esasında şu noktada mine organının oluşmaya başladığını göreceksiniz ama daha ortada mine yok. Organ oluşmuş durumda. Kondanse mezenkimel hücreler dental papillayı oluşturmuş durumda. Dental folikül, diğer mezenkimel hücreler ve bütün bu yapıya birden ne diyoruz? Diş yerme adını veriyoruz. Ve burada üçüncü safhaya geldiğimiz zaman çan safhası, şu noktada lateral diş bandını inceldiğini görüyorsunuz ve dişin sanki çan şeklini aldığını algılıyorsunuz ve burada bir kesit aldığımız zaman stratum reticulare dediğimiz yıldızımsı hücreler burada belirgin o hale geliyor. Yine bu alanda stratum intermedium dediğimiz yapı meydana gelecek ve aşağıda iç ve dış epitel hücreleri birleşerek cervical loop'u oluşturacak. Ve çan safhasının sonuna doğru lateral diş bandının burada incelerek koptuğunu ve daimi diş tomurcuğunu daha belirgin hale geldiğini görüyorsunuz. Yine burada bir kesit aldığımız zaman önce amiloblastlar farklılaşıyor. Ama birinci görevi mine yapmak değil, komşu bağ dokusunu stimülerek orada odontoblastları meydana getirmek. Odontoblastlar ilk dentin tabakasını salgıladıktan sonra buna reaksiyon olarak amiloblastlar mineyi salgılayarak perifere doğru dalgalı bir yol izleyerek geriye doğru çekiliyorlar ve kronun alacağı son şekil çan safhasında
belirgin hale gelmiş olacak arkadaşlar. Ve aşağıda demin bir loop vardı. O loop aşağı doğru indiği zaman ismi Hertfin Capital kök kını olacak ve temel görevinin de kökler oluşturmak olduğunu sizlere söylemiş olalım. Ve bunu gördükten sonra en azından embriyolojideki cümlelerin ne anlama geldiğini de algılamış oluyorsunuz daha rahat görselle. Evet, bir U şeklinde dalıcı duvar meydana geldi dedik. Lingual tarafa gelişene lamine dentalistik olarak gelişene ise lamine vestibular adını aldık. Embriyonal hayatın 7. haftasından 11. haftasına kadar her yarım çenede süt dişlerine uygun olacak tarzda bu başlangıç tomurcuk dönemini görmeye başlıyoruz. Ve orada gidip o hücrelere sen diş ol diye bazı sinyaller var. O sinyaller geldiği zaman o pathway'ler buna bağlı ulaklara bağlı olarak da oradaki hücreler ne yapıyor? Diş oluşturmaya doğru dönüşüyor. İşte 4 tane sinyal var esas olarak. Hedgehog'lar, fibroblast büyüme faktörleri, kemik morfogenetik proteinleri ve Wnt ailesi olarak karşımıza geliyor. Tabi burada bazı eksiklikler problemlere yol açıyor ki MSX1 eksikliği olan farelerde diş gelişimi tomurcuk aşamasında kaldığı görülmüş. Yine PAX9 ekspresyonu sonrası diş oluşum geldiğini belirleyerek tomurcuk evresinde prospektif diş mezenkiminde bulunacak ve diş gelişim boyunca anahtar rol oynayacak. Hedgehog'lar ise diş başlangıcı morfogenezinde, organogenez esasında etki gösteren önemli bir sinyal ve mutasyonlarında ise dental defekler görülüyor ki bu esasında bir DUS'ta çıktı ama çok ayrıntı bu sebepten dolayı buranın çok da önemli olduğunu düşünmüyorum. Hocanın büyük ihtimalle bir test konusunda bağlı olarak sorduğu cümleler burada. Tomurcuklar büyümeye devam ederken alt kısımdaki mezenşimal hücrelerde de bir çoğalma, bir proliferasyon olacak ki biz buna takke ya da kepse fasadını vereceğiz. Takke safhasında takkeyi diş parmasına bağlayan epitel sapı incelecek ve o zaman ismi lateral diş bandı olarak adlandırılacak. Ve mini organı ve dental papilleyi saran yoğun eklomezenşimal dokuya da dental folikül ya da sacculus dentalis ya da Türkçe adıyla dental kese adını vereceğiz. Bu niye önemli olacak? İşte ileride sement ve periodonsiyum buradan gelişecek ki esasında burada işte mini organını görüyorsunuz, lateral diş bandını görüyorsunuz, burada dental papili görüyorsunuz. Takke döneminden sonra hücrelerin farklılaştığı döneme de çan safhası denecek ki çan safhası iki aşamadan meydana gelecek. Histodiferansiyasyon ve morfodiferansiyasyon olmak üzere ve çan safhasının önemine kronun alacağı son şekil esasında çan safhasında belli hale gelecek. İşte burada tabii bu değişikliklerde bazı yapılar da ortaya çıkıyor. Stratum reticulare çan döneminde orta kısımdaki hücreler böyle sivri köşeli yıldızımsı hücrelere doğru dönüşüyorlar. Albüminden zengin bir sıvı içerisindeler. Buna stratum reticulare adını veriyoruz. Stratum intermedium ise stratum reticulare ile iç mürebbet hücreleri arasında kalan yas hücrelerden oluşan tabak olarak adlandırılacak. Tabii ki ne diyor? Çan safhası hangi safhada? Çan safhasında ne olur? Hep söylüyoruz. Kronun alacağı son şekil belli olacak. Ve çan döneminde iç mini epitel hücreleri ileride mineyi meydana getirecek amiloblastlara doğru diferansiye olacaklar. Bu da karşımıza bir DUS sorusu olarak gelmişti. Şimdi çan dönemindeki önemli noktalar ne? Çan döneminin geç evrelerinde sert oku formasyonu başlayacaklar ve hücreler önce amiloblastlara doğru diferansiye olacaklar. Amiloblastların birinci görevi burada mineyi yapmak değil, komşu bağ dokusunu sürmederek oradaki hücreleri odontoblastlara doğru diferansiye etmek ve önce odontoblastlar dentini salgılayacaklar, sonra amiloblastlar mineyi salgılayacaklar. Bazen yurt dışındaki sınavlarında benzer sorularını burada görebiliyoruz DUS sınavlarında. Mesela Amerika'daki board sınavında bunları öncü olarak vermişler. Hangisi yanlıştır diye sormuşlar. Şu cümleyi tersten yazmışlar. Önce mine salgılanır sonra dentin salgılanır diye. Siz bileceksiniz ki amiloblastlar ilk oluşmasına rağmen ilk salgılanan ne? Burada odontoblastlar tarafından dentin salgılandıktan sonra bunu reaksiyon olarak minenin salgılandığını unutmayacaksınız. Çan organının sardığı eklomezenşimal dokuya da dental papil adını vereceğiz. Ve çan organı dental papil ve sacculus dentalis'in hepsine birdense diş yarım adını vereceğiz.
Apozisyon ve kalsifikasyon döneminde ise ileride oluşacak sert doku organik matriksinin yapıldığı ve bu organik matris içerisinde mineral